Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Ben Adnan Sular. Her gün yepyeni ve güncel konularla hasbihal ediyoruz. Bugünkü konumuz mutlu muyuz? Aslında değiliz. Peki toplumumuzu mutsuz kılan sebepler neler? TÜİK'in yapmış olduğu araştırmalara göre maalesef bu rakamlar bir hayli yükselmiş gözüküyor. Bugün tüm bu soruların yanıtını arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Efendim mutlu muyuz? Elhamdülillah. Şimdi yapılan bir araştırmada, özellikle TÜİK'in yapmış olduğu bir araştırmada toplumun %50'sinden fazlası mutlu değiliz sonuçları çıkmış. Sizce toplum neden mutlu değil? Çok fazla ellerinde imkan olduğu için. İnsanların elinde ne kadar imkan olursa o kadar açgözlü oluyor. Onun için mutsuzluğa gidiyor bence. Ulan nefsi bir mutsuzluk mu var diyor? Bence de evet. Benim hani yaşım 50. Az buçuk gördüm, geçirdim eskiyi de. Hani yokluk görmesem yokluğun ne olduğunu ama gördüm yani ekmek kuyruklarını, her şeyi. Bence insanlar çok fazla varlıktan, yani şimdi diyecekler ki hani kameraya konuşması kolay bilmem ne ama boş gerçekten. Hiç yok olanın bile elinde kaç paralık telefon var. Ekmeği alır, telefonu almaz yani yokluk çeken insan. Bence yani öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Peki sizce mutlu olmak için ne gerekiyor bize? Valla şükretmeyi bileceksin. Şükür de mutlu eder insan. Ne kadar şükredersen mutluluğun o kadar artar bence. Peki mutlu olmak için para şart mı sizce? Hayır. Tamam, parasız hiçbir şey olmuyor ama bir insan ekmeğini yiyebiliyorsa illa yanına bir sürü alternatif, yok lüks yerlere gitmek bilmem ne değil yani. İmkanın kadar yaşayacaksın. Mesela geçtiğimiz günlerde bir CHP Genel Merkezi'nde bir kadın çıktı. Dedi ki biz açız, süt alamıyoruz dedi. Gördük sonucunu. Sonucunu gördük. Rakı masalarında, içki masalarına harcamasın. Yani parayı maalesef viskiye harcıyormuş. Laf yani laf, o açım diyenler zaten aç olan insan ağlayamaz açım diye. Aç olan insanı araştırdığın zaman arkasından bir şey çıkar yani. Tabii şimdi bakın değerli izleyiciler, hanımefendi dediği gibi gerçekten şükretmek lazım. Nefis açsa onu hiçbir şekilde doyuramazsınız. Bakın ülkemizde ekonomik sıkıntılar var, doğru. Ülkemizde şu an alım gücü azaldı, doğru. Fakat işte geçtiğimiz günlerde gördüğünüz gibi ben açım deyip süt alamıyorum çocuğuma diyen bir kadın maalesef viski masalarında görüntülendi. Tabii siz viskiye para yatırsanız zaten ekmek dahi bulamazsınız, o ayrı konu. Ki bunları bu açıklamaları yapanlara bakıyorsunuz, amcam konuşuyor, açız diyor, maşallah göbek. Yarım metre ileride kadın çıkıyor, 80-90 kiloluk kadın açız diyor. Kusura bakmayın, aç arıyorsanız bakın Afrika'ya gidin. Afrika'ya gidin, açı orada görün. Kemikler artık tenden dışarı çıkmış. Ha, bu ülkede dediğiniz gibi elbette sıkıntılar var ama kusura bakmayın. Bir yandan PKK, bir yandan terör örgütü PYD, bir yandan ne bileyim YPG, bir yandan Avrupa'daki iç düşmanlar, dış düşmanlar. Yani Allah aşkına bu kadar problemle baş başa kalan bir Türkiye nasıl bir ekonomik sıkıntıya girmez? Salgın azından hiç değmeyeceğim çünkü salgın başlı başına ülkelerin bütün ekonomisini yerle bir etti. Bizim ülkemizin de etkilenmesi gayet doğal ama bu süreci de aşacağız. Buraya bunu not etmiş olalım. Tabii TÜİK'in araştırmasından bahsetmiştik efendim. Mesela diyor ki en çok mutlu olanlar 65 yaşın üstündekiler. Sizce bu neden? Ben doğdum doğalı mutluyum. Çünkü bana ailem şükürlü yaşamayı öğretti. Ben doğdum doğalı mutluyum. Allah'ın verdiği her şey, çoluğuma, çocuğuma, eşime, aileme, dostuma, her şeye mutluyum yani. Şükürler olsun. Ben şükrettikçe de daha da çok artıyor. Şu an arkadaşlarımla toplanmak için ufaktan bir geldik buraya. Eyüp Sultan Hazretleri'nde de inşallah duamızı edeceğiz vatanımıza, milletimize, devletimize. Devletimizin başındakilere Rabbim daha güç kuvvet versin. Çünkü gerçekten eğer biz başka bir yönetimde olsaydık, ben bunu kapalılığıma bağlamasınlar. CHP'de de görüyoruz, çıkarıyorlar ya çarşaflar. Onlar da konuşsun öyle. Konuşuyorlar boş boş. Bir araştırsınlar arkasını. Yani ne diyordum, konuyu unuttum. Konu zaten malumunuz yani mutlu muyuz değil miyiz ama. İşte ailelerden geliyor. Şükretmeyi öğretecek aileler. Elinde olan imkana kapalılıkla değil. Şu devletin başında bu imkanlar olmasaydı biz şu an ne durumda olurduk? Şükredelim ki yine yani kötülüğümüze karşı böyle bir yönetim Rabbim bize nasip etti de gerçekten her tarafı dünya ile uğraşıyor. Bir de yetmiyormuş gibi Türkiye ile pandemi ile uğraşıyor. Bilmem milletin maskesine varana kadar uğraşıyor ya. Millette de hiçbir çaba yok. Her şeyi şeyden, devletten bekliyorlar. Hani söz var ya öyle bir, her şeyi devletten bekleme. Her şeyi alışmışlar, devletten bekliyorlar. Öbür partiler bir şey yaptığı zaman zerre kadar eleştiri yok. Ya dün bir şey paylaştım Face'te. Çok hoşuma gitti gerçekten de. Şu an tam olaraktan aklıma gelmiyor. Hani bir adını almayacağım, rahmetli evet. Oldu. Onun yönetiminde bir işçiye bile para veremiyorlardı. Şu an devlet elinden geldiği kadar maddi imkan hiç çalışmadan şu pandemide millete veriyor. Ben anlamıyorum.
şükretmek lazım. Özeti bu. Hala bir şeylerden bir şeyler aramaya çalışıyorlar. Peki son olarak efendim, sizce bekarlar mı mutlu, evliler mi mutlu? Hiç belli olmuyor ki. Dediğim gibi aynen insanların yapısından yani kaynaklanan bir şey. Hiç belli olmuyor. Tabii araştırma sonuçları evliliklerin mutlu ettiğini gösteriyor ama ağırlıklı olarak öyle gözüküyor. Yok yok. Bence yani o insanların şahsi, yani kendi içindeki bir şey mutluluk. Evliliği de mutlu olmayabilir. Şükretmedikten sonra bekar da olmayabilir. Allah'a çok şükür. Artık maalesef evlilikler de eskisi gibi değil. Bir sanki işletme gibi görülmeye başlandı. Aynen, aynen. Yani kadın... Evlilik sözleşmesinden bir kere başlıyorlar zaten. Evet, evet. Aynen. Yani sözleşmeli bir evlilik gibi, yani ne bileyim, affedersiniz, gidip mağazadan bir eşya alır gibi oldu. Aynen. Yani. Maalesef iade ederim. Bir yerinde bir ufacık hata olursa ben onu onarmam, iade ederim. Maalesef öyle. Daha da ne beklersin ondan artık. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Efendim, mutlu musunuz? Allah'a şükür olsun. Şükürler olsun, daha ne olsun yani. Şimdi TÜİK bir araştırma yaptı, biliyorsunuz İstatistik Kurumu. Ülkenin yarısına fazlası mutsuz, öyle gözüküyor anketlerde. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? İnanç zayıflığı diyelim. İnancı olsa her şey düzelir. İnsanlar mesela dinini, inancını doğru düzgün yaşayabilse, zengin zekatını verse, fakir de şükrünü bilse, şu anki durumda olmayız. Yani inanç zayıflığı var abi. Peki mutlu olmak için ne yapmak gerekir veya neler bizi mutlu eder sizce? Bence mutlu olmak için elindekinin kıymetini bileceksin. Aşağı bakacaksın. Yukarı bakarsan mutlu olamazsın. Kazancının değerini bileceksin. Tasarruf yapacaksın. Yani başka yapacağın bir şey yok çünkü. Bu dünya geçici. Fazla yaşamayacağın için. Her zaman aşağı bakacaksın. Yukarı bak, maneviyatta yukarı, maddiyatta aşağı bakacaksın. Evet, evet. Mutlu olabilmek için. Bakın değerli izleyiciler, gerçekten mutlu olmayı bilmek lazım. Elbette ki parasız mutluluk ne kadar bir mutluluk olur, o tartışılabilir. Fakat hemen arkamızda az ileride biliyorsunuz Fialotti Tepesi var. Orada özellikle ben çok sevdiğim bir bölgedir orası. İnsanlar orada çay içmeye gidiyorlar tepede. Bakın sağınızda solunuzda ölen insanlar var. Siz bu ölüler arasında çay içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bakın ölüler ve yaşayanlar, diriler. Yani bu ülke, bu yaşadığımız bu topraklar bize belli bir süre için misafirhane olarak verilmiş aslında. Yani bu süreci değerlendirip asıl gitmemiz gereken ahiret dünyasını düşünmemiz lazım. En büyük mutluluk aslında o. Yani alnı secdeye değmeyen, abdest almayan bir toplum nasıl mutlu olabilir? İnanın paralı da olsa mutlu olamaz. Dünyanın en zengin de olsa mutlu olamaz. Çünkü biten bir süreç söz konusu. Yani ölümü aklımıza getirirsek inanın bu dünyadan daha çok tad alırız. Ama dediğimiz gibi tabii ekonomi de çok önemli. Bir mutsuzluk kaynağı mıdır? Evet, kaynağıdır ama mutlu olmayı bilmek lazım. Peki efendim bu araştırmada bir de özellikle evli olanların daha çok mutlu olduğu ifade ediliyor. Bekarlar daha mutsuzmuş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani ne diyeyim abi, evli olan mutlu, evsiz, evlenmeyen mutsuz. Aile yapımızın aslında... Aile yapısı bozulmuş abi şu anda. Maalesef bozuluk ama tabii hakeza gene iyi olan ailelerimiz de çok fazla. Yani onları da yok sayamayız. Tabii inancı olursa abi her şey olur. Yani ben çok para kazanan biri değilim. Allah'a şükür ama eşimle çocuklarımla mutluyum yani. Azın tabii kıymetini bileceksin, yetinmesini bileceksin abi. Tabii şimdi yapılan dünyevi bir anket sonuçları da haliyle dünyevi olarak çıkıyor karşımıza. Burada da özellikle 65 yaş olan insanların çok mutlu olduğunu gösteriyor. Yani biraz daha nüfus gençleştikçe onlar mutsuzluk artıyor. Şimdi gençlere yetmiyor, yettiremiyor, masraf, işte daha lüks yaşama hevesi var. Yaşlılar emekli maaşından idare ediyor, şükrediyor %90'ı diyelim. Ama gençlere yettiremiyorsun artık. Oğlum yetmiyor abi, sonu yok yani. Hiçbir şeyle mutlu olmuyorlar ya. Ama mesela kelli felli adamlar da var. İşte kilolu kilolu böyle yemiş semirmiş. Hala ben açım diyen insanlar var. Hakeza CHP'nin genel merkezinde gördük bunu. Süt alamıyorum çocuğuma dedi ama viski masalarında göründü. Mesela bunu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi abi yani... Süt alamıyorum diyorsa alkol almasın o zaman, çocuğuna süt alsın. Yani o alamıyorum diyen yok ki. Ben yani ne bileyim, gıda sıkıntısı olmaz. Yani olmayanı alıyorlar ama maddi faturalar ağır geliyor abi. Yani temel giderler olmasa insanlar geçinebilir.
temel giderler ağır oluyor. Geciktirdiğin zaman bir de açma kapama bedeli. Zaten adamın yok ödesin. Bu temel giderler biraz insanları sıkıyor. Yoksa gıdadan bir sıkıntı olmaz. Evet. Yine burada devreye girme gereğini hissediyorum. Bakın sevgili yetkililer diyeyim. Çünkü muhatabımız sizsiniz. Buradan açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Sahaların nabzını tutan bir gazeteci olarak söylüyorum. Gerçekten halkımızda kime mikrofonu uzatırsak uzatalım bu faturalardan dert yanıyor. Yani elektrik, su, doğalgaz, internet, ne bileyim hakeza bu kalemler sıra halinde devam ediyor. Bunları topladığımızda inanın normal bir ailenin sadece faturaları 1000-1500 liraya kadar çıkabiliyor. Yani gerçekten bir de bunun üzerine ev kirasını koyduğunuz zaman gerçekten geçim çok zor. Yani o yüzden yetkililerin de burada mutlaka devreye girmesi lazım. Özellikle bu sabit faturalarda mutlaka ve mutlaka makul bir ücret alınmalı. Yoksa vatandaşlar gerçekten en büyük sorunu maalesef bu faturalarda yaşıyor. Bunu da söyleyelim. Boynumuzun borcu bu. Şunu söyleyebilir miyim abi? Mesela şu anda pandemi var. İş yok, evet. Benim işim yok mesela. Az kazansınlar, biraz fedakarlık göstersinler. Benim işim yok, ben fedakarlık gösteriyorum. İnterneti kesiyor, açma kapama 35 lira. Zaten ödeyemiyoruz, çocuk ders yapacak. Yani biraz az kazansınlar, 4x4 Mercedes'lere binmesinler. Biraz vatandaşı idare etsinler. Elektrik faturası nedir bu abi ya? Ya bütün inanın var ya, gelirinin %90'ını alıyor bu faturalar yani. Teyzeciğim mutlu muyuz? Mutluyuk Allah'a şükür. Şimdi bir araştırma şirketi bir araştırma yaptı haliyle. Türkiye'deki nüfusun %50'sinden fazlası mutsuzmuş, öyle diyor. Mutluyuk şimdi. Şimdilik ben mutluyuk Allah'a şükür. Tabii Allah daim etsin efendim. Yani abi. Ama araştırma diyor ki memleketin yarısı mutsuz diyor. Belki daha da fazlası. Memlekete karışamak, kendi şahsımızdan konuşuruz. Şahsımızdan konuşuruz biliyor musun? Memleketi kimseye karışamak. Biz mutluyuk şimdi çoluğumuzun, çocuğumuzun. Yine abi. Aynı araştırmada diyor ki bekarlar mutsuz diyor ama evliler bekarlara göre daha mutluymuş. Yani bu nasıl? Tabii evliyle bekar bir diğer mutlu olur, mutlu olduktan sonra. Evet. Ailesiyle mutlu oldu mu herkes mutlu olur. Bir de emekler daha çok mutluymuş mesela bekarlara göre, ne bileyim işte nüfusun, genç nüfusa göre biraz daha iyiymiş. Emekler daha mutluymuş. Siz emekli misiniz mesela? Emekliyim Allah'a şükür, mutluyum. Emekli olduğunuz için mutlusunuz yani araştırmaya göre. Araştırmaya göre sağ olun. Peki son bir kez daha şey söyleyeyim. Sizce mutlu olmak için ne yapmak gerekir? Ne yapmak gerekir? Kendi ailene sorununu çıkartmayacaksın. Kendi şeyinde konuşacaksın. İşçilik yapmayacaksın. Ehlaksızlık yapmayacaksın. Hadi sağ ol. Çok teşekkür ederim anacığım. Allah razı olsun. Senden de teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ya ortalık pahalılığından herkes zor geçiniyor ablasının. Zor geçiniyor. Peki mutlu olmak için zengin mi olmak gerekir sizce? Tabii gelirin iyi olması lazım. Tabii işin gücün güzel olması lazım. İşler durgun, herkes zor geçiniyor. Tabii mutlaka etki ediyor da sadece para yetiyor mu mutluluk için? Ya para mutluluk için para yetmiyor ama huzur lazım. Mutluluk, huzurun çoğunda mutsuzluk parasızlıktan oluyor. Yani etki ediyor. Evet, evet. Peki araştırmaya göre evliler daha çok mutluymuş bekarlara göre. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya evliler geçinemiyor işte, çoluk çocuk geçinemiyor, evin ekmeğini götüremiyor. Ama işte en çok onlar mutluymuş. Ya ben fazla konuşmak istemeyeceğim. Peki, teşekkür ederim. Evet. Efendim TÜİK bir araştırma yapmış ve sonuçlara göre ülkenin %50'sinden fazlası mutsuz çıkıyor. Bu araştırmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl mutlu çıkıyor %50'sinden fazlası? Yani yarısından fazlası mutsuz. Olabilir, herkesin yaşantısına bağlıdır. Onlar mutlu demek ki. Kendi beyanlarını öyle söylemişler. Ben mutlu değilim. Evet. Emekliyim. Evet. Aldığımla geçinemiyorum. Nasıl mutlu olurum? Şimdi araştırma sonuçlarına göre tam aksi çıkıyor. Yani emekliler daha mutluymuş. Tamam. Nasıl mutlu oluyorlar ya? Ay başını getiremeyen adam nasıl mutlu oluyor? Aldığı para da buradan 10 adım yetmeden bitiyor. Mutluyum diyor. Demek ki yalan konuşuyorlar. Ben mutlu değilim şahsen. Peki, sizce mutlu olmak için ne gerekiyor? Özellikle yani para mı, zenginlik mi? Olmak için insanın evdeki çocuğu iş bulacak. Aldığın ücretine insan gibi yaşayabileceğin bir ücret olacak. İyi bir ortam olacak. İnsanların birbirine karşı saygısı, güveni olacak. Ki bundan mutlu olasın. Mutluluk budur. Yoksa kuru lafına mutluyum. Nasıl mutlusun? Cepte para yok. Çocuğun evde senden harçlık bekliyor. Evde şunu alsam mı almasam mı? Yok ya alasın. Böyle mutluluk mu olur?
Yani ekonomik anlamda mutlaka bir rahatlık gerekiyor. Mutlu değilsin tabii ki. Yoksa bu ülke çok güzel bir ülke. Ama insanların cebi boş. Onun için cebi boş olan adamın ben mutluyum demesinden ben bir şey anlamam. Ha, sağlık sıhhat yönünden olabilir insan sağlığıyla olduğu için. O şekilde iyiyim diyebilir. Fakat ekonomik yönden ben mutluyum diyen adam yalan söylüyor. Ekonomisi olmayan adamın hiçbir şeyi olmaz. Tabii sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz mutlaka ama dileğimiz illaki ekonominin tabii daha iyi olmaya olması. Tabii ki dileğimiz o. Bu ülkede yaşayan insanlar, Avrupa'daki insanlar geliyor, gidip insan görüp onlara imreniyor. Onlar da bizim gibi insan, biz de onlar gibi insanız. Onların bizden bir farklılığı yok ki. Sadece ülkelerindeki yaşantılarıyla, aldıklarıyla geçinebiliyorlar rahatlıkla. Söyleyeceğim bu kadar. Çok sağ olun. Biz teşekkürler ederiz. Çok sağ olun. Anlarsanız çok mutlu olurum. Çok sağ olun. Efendim, TÜİK bir araştırma yapmış. Buna göre %50'nin üzerinde insanlarımız mutsuzmuş. Siz bu araştırmayı nasıl değerlendirirsiniz? İnsan mutsuz olur mu ya? Allah Teala bizi yarattı. Yeryüzünde arzındayız. Ne güzel yaratmış. Öyle insan olur mu? Müslüman umutsuz olmaz. Bu kadar. Başka bir şey eklemem ki zaten. Peki sizce niye mutsuzuz efendim? Kitabı okumuyor bu millet. Okuyacak. Okutacaksınız yani. Böyle şeylere uğraşmayın. Kitabı okudu mu millete? Kur'an-ı Kerim'i okusunlar yani. Allah Teala yarattıysa bir insanı boş bırakmamış. Kitabıyla desteklemiş, peygamberiyle desteklemiş. Yetmemiş, dostlarıyla desteklemiş. İyi insanlar arasınlar ya Rabbim verir onu. Öyle kötü insanlar aramasınlar yani. Ama biliyorsunuz kimisi de açız diye isyan ediyor. Rabbim rızkını vermiş onu, arasın bulsun. Başka ne konuşacağım arkadaş? Neye sorayım ki? Yeter ya, rızkını arasın bulsun ya. Peki mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Kitabı mı okuyacak? Kitabı mı? Kur'an-ı Kerim okuyacak. Okutacaksınız, seferber olacaksınız. O zaman mutlu olacaklar. Şimdi araştırmaya göre kadınlar erkeklerden daha mutlu. Bunun yanı sıra emekli olanlar daha mutlu. Okumayan hiç kimse mutlu olmaz. Kur'an-ı Kerim okuyan mutlu olur. Evet. Var mı başka bir şey? Peki ekonomik olarak imkanlar sıkıntıya sokuyorsa insanı, o insanı mutsuz etmez mi? İnsan ekonomisi de düzelmesi için kitabını okuyacak, mutlu olmasının kitabını okuyacak, yiyecekse de kitabını okuyacak, yatacaksa da kitabını okuyacak, ne isterse kitabını okuyacak. Peki son olarak şunu sorayım. Yine araştırma sonuçlarına göre evli olanlar bekarlardan daha çok mutlu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki Peygamber Efendimiz'in sünneti bu. Bir ucundan yapışmış. Evet, bir ucundan yapışmış, güzelliği sergilemiş. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun, çok sağ olun. Efendim mutlu muyuz sizce? Anlamadım. Mutlu muyuz? Öyle diyelim, öyle olsun yani. Şimdi yapılan bir araştırma sonuçlarına göre toplumun büyük bölümü mutsuz sonucu çıktı. Bunu neye bağlarsınız? Ya bunu şuna bağlayayım, buna bağlayayım diyecek yok. Sayısı yok yani bunu mutlu bağlamak için ya. Çok millet sıkıntıda. İş yok, güç yok. Çoluk çocuğu var. Niye nasıl mutlu olsun ki? Ekonomik sıkıntılar insanı mutsuz kılıyor diyorsunuz. Tabii. Peki sizce mutlu olmak için ne yapmak gerekir? Sadece yani parası olan da bazen mesela mutsuz olabiliyor. Mutlu olmak için bir kere ev düzeni şart. Evet. Para da olmadı mı ev düzeni olmuyor. Yani iki arada bir derede illaki ekonomiye dayanıyor diyorsunuz. Evet. Yani ne tarafa çekersen çek bir tarafı ekonomi. Yine bu araştırma sonuçlarına göre evli olanlar daha mutlu gözüküyor. Bir de 65 yaşında olan insan, emekli olan insanlar daha mutlu bu ülkede. Emekli olan insanların şundan ben size, yani ben şahsım öyle düşünüyorum. Ha şimdi devlet açıkta bırakmıyor yani. Belli bir maaş veriyor. Yani geçinemezse bile tek insan bir rahat edebiliyor yani. Öldürmez, süründürmez diyorsun. Sonra demek ki dediğim gibi ilk evvela aile yapısını araştırsın. Bir aile yapısını araştırsın. Özgeçmişini araştırsın. Evveliyatını araştırsın. Ondan sonra uzaklaştırma kararı bir şey. Efendim mutlu muyuz? Yani olabildiğince mutluyuz. Tabii yapılan bir araştırmaya göre toplumun büyük bölümü mutsuz gözüküyor. Araştırma bunu söylüyor. Biz bilmiyoruz ama siz neler söylersiniz? Dünya toplumlarında %100 mutlu olabilen bir toplum yok maalesef. Herkesin kendine göre mutluluğu mutsuzluğu olacaktır. Doğal bir şey bu, yaşamın gereği.
Tabii insanlar özellikle ekonomiye bağlıyor. Elbette ki ekonomi çok çok önemli. Sizce ekonomik anlamda imkanlar daralırsa mutsuz mu oluyoruz? Tabii insanların ekonomik olarak daha rahat olması mutluluklarına bir sebep olabiliyor ama nice zengin insanlar var. Maalesef mutlu değiller. Bir de o açıdan bakmak lazım. Ekonomi her şeyde mutluluk manasına gelmez. Aslında işte tam da mesele bu. Yani demek ki para saadeti getirmiyor. Tabii aynı zamanda saadeti getiriyor yani. Ve biraz sıkıntılı bir konu aslında. Dediğiniz gibi zengin ama huzur yok, mutluluk yok. Peki nasıl mutlu olabiliriz sizce? Şükretmekle. Evet. Şükredemeyene mutluluğu olmaz. Evet. Bugüne şükredeceksin. Yaşadığına, nefes aldığına şükredeceksin. Mutluluğun işte başka çok büyük bir formülü yok yani. Maalesef, olanlarla yetinecek insanlar. Maalesef şükürsüzlüğü görüyoruz yani. Kimisi çıkıyor ben açım diye bağırıyor ama bakıyorsunuz 80-90 kilo, 100 kilo, 120 kilo göbek almış başını gidiyor. Ben açım, süt alamıyorum diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 2001-2002 senesinde 400 bin ton et tüketilen bir ülkede bugün 1 milyon 200 bin ton et tüketiliyorsa kimsenin açım deme hakkı da yok. Aç gözlü diyebilir miyiz efendim? Aç gözlüğün ötesinde ya. Yani bugün sokağa çıkın, araba kaynıyor her yer. Hepsi de yeni arabalar. Bundan 20 sene önce yola zor biniyordu insanlar. Yani şöyle bir algı var. Yani sanki bundan 20-30 sene önce çok çok mutluyduk, çok zengindik. Birdenbire alım gücümüz azaldı gibi bir mantık çıkıyor ortaya. Yani zaten müthiş bir ekonomimiz yoktu yani. Çok da kötü bir ekonomi devralmıştık aslında yani 20 yıl öncesinde. Bu açıdan baktığımız zaman toplum sizce neyi kaçırıyor? Toplum şu anda 30-35 yaşına kadar olan gençler zaten 90'lı dönemleri bilmiyorlar, 80'li dönemleri bilmiyorlar. Yani 80'lerde, 90'larda, 70'lerde, 60'larda geri doğru gidiyorum. Bu ülke çok müreffehti, çok böyle rahat yaşıyordu. Herkesin bir eli yağda, bir eli baldaydı da 2000'den sonra mı bunlar oldu? Tam tersi oldu. 80 sene hiçbir şey yapılmayan Cumhuriyet hükümetleri son 20 senede yapılanları hazmedemez hale gelince şu anda olanı da kabul etmiyorlar ya da yetinmiyorlar. Bu kadar basit bu. Peki efendim, yapılan yeni araştırma sonuçlarına göre kadınların erkeklerden daha mutlu olduğu, aynı zamanda emekli olanların daha çok mutlu olduğu gözüküyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Siz ne ders verirsiniz? Yani kadın erkek mutluluğuna bakarsanız tabii ki ülkelerin siyaseten koydukları hukuklar vardır. Yasalar vardır. Bu hukuka göre de her ülke siyaseten yasalarını oluşturmuştur ve bunu da hukuk devleti adı altında ister kabul edin ister etmeyin zorunlu hale getirmiştir. Aslında ülkelerin sistemlerindeki hukuk anlayışı bizi bir şekilde de negatif olarak bağlıyor. Çünkü ortada hukukun işletilemediği bir hukuk sistemi var. Yani bugün sokakta giderken birisi size vursa, ağzınızın köşesi kanasa, dişiniz kırılsa bunun hiçbir cezası yok. Hukuk dediğiniz şey hakka hükmeder. Hakkın hükmedeceği bir iştir hukuk. Hakkın hükmetmediği hukuk da hukuk değildir. Yani hakla hukuk bir arada yürümüyorsa onun hiçbir geçerliliği yoktur. Kesinlikle efendim. Yani bugün Ayasofya'daki profesör olan, İslam hukuku profesör olan imam kimdir? Bu caminin imamı bu bölgenin Şeyhülislam'ıdır. Evet. O da bir profesör olarak, İslam hukuku profesör olarak Kur'an emirlerini anlattığında insanlar bunu siyaseten, yok efendim şöyle konuşamazsın, böyle konuşamazsın diyor. Ne demek ya? Benim dini inancım İslam. Ben Müslümanım elhamdülillah. Ben de Kur'an'ın hükümlerine bakarım. Kur'an hükmündeki eğer ki kısas da hayır var deniyorsa bunda hayır vardır. O zaman işte adamın ağzının üstüne vuramazsın. Evet. Vurursan senin de gelir birisi ağzının üstüne vurur. Kesinlikle. Bu kadar basit bu. Evet. Hakla hukuk bir arada yürüyecek. Evet. Burada hukuk bir arada yürüyor. Hak yürümüyor. Maalesef en büyük sıkıntı o da. Evet, maalesef yani bizde toplumsal olarak insanlarımız kadın erkek arasındaki farklar, işte üçüncü cinsiyetler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi personeline zorunlu olarak tuttuğu LGBT kursları, dersleri, acaba o belediyeleri yönetenler kendi ailesine, çocuklarına da LGBT kursu ve dersi veriyorlar mı? Uygulamasını da yaptırıyorlar mı? Merak ediyorum. Bir de bunu yaptırsınlar. Kur'an'ın hükmünde üçüncü cins yoktur. Papa söyleyince üçüncü cins yoktur diye kimse ses çıkarmıyor. Ama bir imam söylese özgürlüklere müdahale oluyor. Öyle bir özgürlük yok.
böyle bir hastalık var. Üçüncü hissiye bir hastalık var. Gidip tedavi olacaklar. Evet, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik tabii. Ancak isterseniz TÜİK'in rakamlarını da vermiş olalım bu arada. Evet, çok mutlu olan insanların oranı %7.9. Mutlu olanlar %48.6. Orta olanlar %34. Mutsuz olanlar %8.8. Çok mutlu olanlar ise 2.6 olarak TÜİK'in araştırma verilerine yansımış. Ne diyelim, inşallah bu tablo en yakın zamanda %100'lük bir orana ulaşır. Efendim, bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.